Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ay önce koronadan söz ettiği bir konuşmada ülkemiz sadece bu virüsten değil aynı zamanda medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacak haberini vermişti. Cumhurbaşkanının muhalefete nihai çözüm formülü o gün ortaya çıkmıştı. Bu konuşmanın ardından sarayın emrindeki Rütük, Halk TV ve Tele 1'e beşer gün yayın durdurma cezası verdi. Zor koşullarda objektif yayın yapmayı sürdüren iki kanal Aynı cezayı yeniden alırsa yani tek sesli korunun ayarını bozmayı sürdürürse lisansları iptal edilecek. Peki bugün tebligatı alan Telebir neden kapatılıyor? Rütü'nün gerekçe yazısına göre ana haber bültenindeki program konuğu Cemil Kılıç demiş ki Türkiye'de teokratik bir rejim kurulmaya çalışılıyor. Diyanetin yaptığı bütün açıklamalar bu anlayışı destekliyor. Kurulmak istenen teokratik halife sultan rejimi Diyanet tarafından takviye edilmeye çalışılıyor. Ben Cumhurbaşkanı'nın inanç dünyasını da İslam'ın içinde görmüyorum. Bunları söyledikten sonra da TRT'de Allah yazısının altında Cumhurbaşkanı'nın resminin yansıtılmasını eleştirmiş. E ne var bunda? O görüntüyü hepimiz görmedik mi? Stüdyodaki eli bağlı müritlerin yüzünü döndüğü ekranda Erdoğan'ı utanmadan Tanrı katında göstermediler mi? Rütbe'ye göre bunu göstermek değil ama bundan söz etmek toplumda kin ve nefret duygularına sebebiyet verebilirmiş. Komşuları listeledik, silahları stokladık, bekliyoruz demek kine sebebiyet vermiyor da ekranda gördüğünü söylemek ya da Can Ataklı'nın uzaktan eğitimde başörtülü bir öğretmeni eleştirmesi toplumu düşmanlaştırıyor Rütbe'ye göre. İktidar yaptıklarının eleştirilmesinden rahatsız. Bunun da ötesinde yoksulların öfküsünün öfkesinin giderek görünür hale gelmesinden tedirgin. O yüzden kanalları karartmaya, bir başka deyişle görmesin diye toplumun kafasına çuval geçirmeye mecbur. Medya virüsü böyle temizlenecek, sonra da sıra siyaset virüsüne gelecek. Unutmayalım, ekranların karartılması Türkiye'nin karartılması operasyonunun bir parçasıdır. Yayıncı ve izleyici haber verme ve haberdar olma hakkını birlikte savunmazsa yakında hepten ışıksız kalırız.